Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta ne var? Yine bir Mercedes, yine bir 190, yine bir küfür yiyeceğimiz bir video var. Çünkü Mercedesler pek fazla bu tarz arabaları sevmiyorlar. Ama bu arabanın hüzünlü bir hikayesi var. Evet arkadaşlar, şimdi o mağdur insan, 3-2 sıvapladı arabayla yakalanan gencin yanına geldik. O dramını bir de sizden dinleyelim. Nasıl yakalandınız efendim? Olay nasıl oldu? Her şey güzeldi. Ta ki bekçiler gelene kadar. Bu araba Ramazan kardeşimizin arabası. Bunu güzelce topladı, etti, 3-2 motor koydu, gazladı, sonra ciğerini söktü arabanın. Şimdi biz arabanın detaylarını, işte hayat hikayesini falan dinleyeceğiz. O yüzden sanatçımızı buraya davet ediyoruz. Kardeşim, merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi o zaman başlayalım direkt Mercedes'ten. Mercedes merakı senden nereden geliyor? Abi ben 4 sene önce aldım bu arabayı. 4 sene oldu. Aslında bundan önce Volvo bakıyordum ben. Hatta biriyle noterden döndüm. Sonra tesadüf yine bu araba. Ben bu araba ilanda baktım. Otomatik diye vazgeçtim bu arabadan. Hı. Ertesi gün bizim bir abi de gördüm taştan. Emrah abi gibi. Arabaya bayıldım. Ondan sonra dedim Doğan'ı vereyim, bunu alayım. Öyle bir takasa girdik, bunu aldık. Sonra yavaş yavaş doldurma moldurma derken bu hale kadar geldi. Buraya kadar geldi yani. Ama şey yani, Mercedes'ten genelinde olduğu gibi sende de olmuş. Sen de mesela Mercedes'ten bayağı aşina olmuşsun, buna ne derler böyle. Bayağı tutkusu olmuşsun yani. Mercedes'ten başka arabayı görmedim ben sende. Satsam yine Mercedes abi ya. Mercedes'te böyle bir durum var ya. Böyle bir hastalık demek ki yani. Kalite abi. Mercedes için fakir araba istiyorlar, doğru mu? Yani şöyle fakir araba istiyorlar. Yani işte yaptır diyor, tamam 3 sene bin diyor. Yani demek istediğim yani o. Yaptırdığın yeri bir daha yaptırmazsın abi. Onun garantisini veririm ama parça biraz pahalı yani. Pahalı. Bir de çoğu bulunmuyor. Diyorlar 190 parçası var herhalde. Yani mesela klima kompresörünü bulamazsın abi. Çıkma bakacağım. O da pahalı herhalde biraz. Çıkmacı olduğu için yani buradan çıkmacılara sesleniyorum. Diyecek bir şey yok, iteliyorlar. Bugün hatta muhabbet geçti. Araba Ford Escort. Tamam, Ford Escort mu? Ford bir şey. Bir parça arıyorlar, bir şey kapağını. Tek bir adam da bulmuşlar. Adam diyor ki 500 lira. Mecbur almışlar. Şimdi gelelim arabaya. Sen bu arabaya neler yaptın? Bu kafadan başlayak. Abi hüzünlü hikayeden başlayayım mı? Sen kafadan başlayak. Hüzünlü hikayenin sonu çakacağız. Tertemiz hep beraber ağlayacağız burada. Vallahi önce ben bunu bir komple boyattım A'dan Z'ye. Rengini değiştirdim abi ben bu arabanın. Clio kırmızıya yakın bir renk oldu. Ondan sonra içini doldurmaya başladım. İşte gittim, airbag direksiyonu taktım, 4 canını otomatiğe çevirdim, 4 koltuk üstüne bağladım ama elektrik tesisatı bağlı değil şu anda. Torpidoyu değiştirdim abi komple, yüksek yeni nesil torpidoya çevirdim arabayı. Valla bayağı bir işte jant plastik falan. Body kit taktın galiba. Aynen abi. Bu body kit ne diye geçiyor? Gen 2 abi. Gen 2 body kit diye geçiyor. Bunda bildiğim kadarıyla ön karlık, yan dodikler, yan pago var mı? Alt etek. Alt etek. Arka, arkasına doğru gidecek. Arka spoiler. Gel. Arka tampon. Ya zaten arkadan araba çok iyi olmuş. Ya ben body kit eskiden yoktu. Son böyle 3 senedir falan moda oldu. Abi zaten bundan şu anda Türkiye'de benim bildiğim 3 tane var. Hani yapan adamı söyledi bu. Cihan abi yaptı İstanbul'da. İkisi İstanbul'da, biri de bu. Hı, 190'da değil mi bir tane var? Yoksan bu yani, normalde 124'ün body kit abi. Evet, buna kadarıyla 190 uyarlamışlar. Ama yurt dışında da örnekleri var. Hı. Burada anladığım kadarıyla bunlar böyle uzuyor. Bir değişiyor, bir şeyler oluyor ama şu uzuyor abi komple, şu arka tampon tek parça oluyor. Hmm. Normalde biliyorsun kesik oluyor, iki parça. Aynen. Oluyor. Bunlar fiber tabi. Fiber abi. Peki mesela bu body kit'in maliyeti ne kadar? Vallahi 4000 lira falan, 4-4,5 lira. Ama ben para vermedim yani, sağ olsun Can abi biraz sponsorum oldu diye. Normalde yoktu abi aklımda. Bir Mercedes grubu var bizim. Orada ihaleyle parça satıyorsun. İşte fiyat verdim. Aslında benim amacım, biliyorum parça normalde 900 lira. 500'e tampon alacaktım. Fiyat verdim abi arttırmak için. Meğersem diğerleri de arttırıyormuş. İhale bana kaldı. Cihan abi aradım. Dedim böyle böyle abi ben alayım. Yalnız tek sıkıntı var. Bende 124 yok. 201 var. O dedi ön tamponu ben sana vereyim. Dedim daha sonra zamanla para oldukça yanları da alırım. Sonra muhabbet açıldı abi. Bende bunun orijinalleri var. Evet. Arka ve yan eteklerini. Dedi bana onları gönder, ben kalıbını alayım sana hediyem olsun diğer arabana. Ha. Onları gönderdim. Sağ olsun o da bunları komple hediye etti abi. Ha. O zaman bir nevi buna özel olarak döküldü. Aynen. Yani, 4
4-4.5 dedin yani. Eğer yapacakları varsa haberi olsun. Ya tam fiyatını da net bilmiyorum da ona ulaşabilirler yani. Cihangir Öksüz. Antenlerimiz var. Orijinalde 2 tane mi var yoksa hani artistik olsun diye 2 tane var? Tek. Bende simetri takıntısı var zaten. Arabanın baktıkça görürsün. Tekti. Ben deldim, çifte çevirdim bunu. Acımadım diyorsun. Yok abi, acımam hiç. Ya modifiye dediğin şey zaten arabaya acımayacaksın. Yani acımayacaksın derken hani tabi baltayla vurmayacaksın ama ya işte acımayacaksın. Ya. Göz var, nizam var abi ya. Biz kesiyoruz sağa sonra, o yüzden biz acımıyoruz. Ama şey, 190'larda çift anten yakışıyor yani. Çoğu 190, yani ben Ankara'da gördüğüm 190'larda çift anten var. Aynen abi, yapıyorlar. Ha, güzel duruyor yani. Jantlarımız var, 17 Performa. Keskin KT1 abi. Orijinal. Şimdi bunlar. KT1 dersen tamam, bize buradan işlenir. Bu jantlar KT1 değil. Yani. Bunlar Performa. Haksız mıyım Akıncım? Çünkü bizde de vardı bunlarda. Bunlar da Performa diye geçiyor. KT1 böyle değil. Burayı silersin abi. Abi ayna taktım, tofaşa çevirmişsin diyorlar. Vallahi linç yemeyelim. Şimdi ha, gelelim aynaya. Sen bu aynayı niye taktın? Sağ taraf kısa kare, sol uzun. Ha, az önce dedim ya, bende simetri hastalığı var. Solun bulamadım. Ta Gürcistan'a baktım, ondan sonra Kıbrıs'a baktım. Hani sağdan direksiyonlu arabanın sol aynasını alacaktım. İkisi de kare olacaktı. Bulamadım abi. Sonra tesadüf bunlar denk geldi. Dedim alayım, zaten fiyatı da uygundu. Aldım taktım, hoşuma da gidiyor yani. Bir de katlanır yani. Aynen. Sonuçta. Şimdi modifiye dediğin şey zaten, tamam mı? Kendine hoş gelecek. Aynen. Yani şimdi yine videonun başında söyledim yani, Mercedes'e bize söyleyecek diye. Oğlum 190 çektik Fatih abinin arabasını. Dediniz ki böyle Mercedes model Apache arabası dediniz. Ondan sonra Selami'nin arabasını çektik. O W124'tü. Aynen. Dediniz ki Apache arabası çevirmişsin dedik. Gittik. Ne yaptık? Mükemmel bir kondisyonda bir station wagon çektik. O arabayı da biliyorum abi, onu da. 10 numara değil mi? Aynen. İzlemediler. Yani izlemediler abi. Yapacak bir şey, o yüzden böyle Apache serseri ruha devam. Neyse, konumuza geri gelelim. Kimse kimseye karışamaz. Herkes abi de buraya koysun. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Yani kardeşim, senin hoşuna gidiyorsa sıkıntı yok. Önemli olan senin hoşuna gitmesin. Abi koltukları poşetledim kirlenmesin diye. Bakalım içini de açmadım şöyle. Arka daha düzgün abi. Öyle mi? Yani şu koltukları poşetledim abi kirlenmesin diye. Şahinci dediler. Ne yapayım, parçası bulunmuyor. Yani ya bu işte aslında şahinci mağinci diyorlar da, burada şahinciler de biraz işte ne yapıyorlar? Aşağılıyorlar gibi ama. Bu ülkede Şahin olmasaydı inanın modifiye olmazdı. Aynen. Ben o kanattayım yani. Oğlum Mercedes alıyor, arabasını modifiye etmiyor. Peugeot alıyor, modifiye etmiyor. Görsel modifiye anlamında bahsediyor. Hani motor modifiyesinde değil mi? Bu konuya da daha sonra gireceğiz bir videoda. Abi Şahin adam alıyor, jantın lastiğini takıyor, orasını burasını kesiyor, bir şeyler yapıyor. Arabaya dış modifiye anlamında bir şeyler katmaya çalışıyor. Aynen. Çoğu adam arabasına kıyamıyor. Yani bunu da böyle bir hadi Şahin Can'a kıyam olsun. Vallahi ben acımam abi. Araba iyi duracaksa keserim yani. Aynı. Akın aynı biz. Yani biz de iyi duracak mesela, bizim Akın'ın arabada, benim arabada da mesela denge kolu zerotu yok. Şimdi normalde bir insana bunu dediğim zaman adam bayılıyor, tamam mı? Nasıl olmaz diyor ama yok. Bir sıkıntı var bakın. Hiçbir sıkıntı yok. Ben 2 senedir kullanıyorum, hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki araba yere bassın. Fabrikanın hatalarını düzeltsin. Aynen, yeter ki araba bassın. Sen modifiye dediğin zaten şey budur. Şimdi bizim ülkemizde modifiye, yani araba pahalı olduğu için, tamam mı? Modifiyeli yaptığın zaman illa ki belli başlı modifiyenin dışına çıktığın zaman arabayı bozmak zorundasın. Yani bir yerini kesmek zorundasın. İnsanlar ona pek fazla alışkın değil. Şimdi gelelim 190'ın en sevdiğin yönlerine. Sence biz izleyen kardeşlerimiz, 190 işte sevmeyenler demeyeyim de işte merak edenler, bir insan neden 190 alsın? 190 alsın. Abi küçük, bir de 124'e bakarak çok seri. Küçük çok ama seri. Etkili. Küçük ama etkili. Küçük ama etkili arkadaşlara selam olsun buradan. Peki fiyatı kaç TL ortalama? Şu anda temiz bir araba 40-45 bin lira, 45-45 bin lira arası. Kaç model? Ne kaç modeller arası? Vallahi 89'dan üstü alınır ya. Ya 6 alınmaz. Bir farkı var mı yani? Alınmaz değil de biraz daha zor satar. Ha. Temizini bulursan 83'ünü de al. Yani birçok arkadaşım da var mesela 83-84 model. İnan bunu bozacak arabalar var özellik olarak. Hmm. Ya bende ne var? 4 cam otomatik, koltuk ısıtma var, sunroof var. Adamlarda el gazı, hareketli koltuk. Yani daha demin şey mevzu geçti ya, adamda şey vardı, ne dedin? İşte koltuk soğutma var dedim. Yani işte başlıklar. Soğutma. Elektrik dedin. Ya Mercedes'in zaten ben bu ürüne anlamıyorum ya. İşte bir araba çıkarmış, sunroof koymamış, tam klima koymuş. Öbür için tamamen şeye göre, isteğe göre, arz talep meselesi. Hmm. Hani genelde hep sipariş üzerine olduğu için o şekilde üretmişler. Hani parası olan basmış. Almış arabayı değil mi? Peki bir insan neden 190? Almasın demeyeyim de,
190'ın kötü huyları nelerdir veya kronik arızaları? Vallahi abi, öncelikle mesela şuralar çatı çapraz ya. Camı açık unuttuğumda şöyle göstereyim abi. Buraya gelirsen. Selahın. Şuraya komple su alıyor, burayı deliyor. Mesela benim bunun altı da delikti. Ben burayı lazer kestim. Deliyor derken? Abi, çürüyor. Deriye zarar veriyor, çürütüyor. Yani çatı şey olduğu için direkt su buradan oraya gidiyor. Ondan sonra patlatma yapıyor. Zaten bu emmizli motorların sıkıntısı. Araba patlatma yapıyor. Ha çok şükür. Biz bizimkine mesela şöyle bir sistem yaptık abi. Göstereyim. Abi şöyle bir cap yaptık. Evet. Bu küçük ve şey olduğu için, kısa olduğu için hani araba gaza yüklendiğinde önce bir dolaştırması lazım ya, havayla benzin. Aynen. Ayırt etmek için. Bunda öyle bir şey yok abi. Sürekli sıkışma halinde olduğu için direkt hem gidiyor araba hem de patlatmayı yapmıyor. Yani kesin çözüm değil ama 95 oranında indirir. Yani bir şey diyeyim mi? Bu hava fitnesini Mercedes'ler bize harbiden söyleyecek yani. Ben hiç görmedim Mercedes'e bir hava fitnesini taksın. Harbi Tofaş'a çekmişsin oğlum sen. Yok ha. Abi. Kardeş gidiyorsa, hoşuna gidiyorsa hiçbir sıkıntı yok. İstiyorsan motorunu sök, 1.6 Y motoru koy. Şöyle söyleyeyim abi, hani şimdi onlar çevirmiyor. Yani bunun tek çözümü var, sıralı sistem. O da iyi bir sıralı sistem, 3000 liradan başlıyor. Yani inan onlar yolda kalıyor, yardımına ben bununla gidiyorum. Siz onları seversiniz ama cenazenize bu gelir. Cenazenize ha? Ben gelirim. Alkıs, kapat. Peki sen manuel mi senin araban? Sen bunu sonradan manuele çevirdin. Manuel. Güzel. Ruhsat o zaman otomatik yazmıyor. Yok abi, Mercedes de yazmaz zaten otomatik yazmıyor. Yazmıyor mu? Ha, bu arada hemen dipnot geçeyim arkadaşlar. Eğer arabanız otomatik, otomatik şanzımanı pek fazla sevmiyoruz veya arıza çıkartıyor. Ruhsat da eğer otomatik diye yazmıyorsa manuele çevirin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama eğer ruhsat da otomatik yazıyorsa geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Evlerde mesela G yazıyor, İE falan yazıyor ya. Yazıyor ya. İE mi, İE öyle bir şey yazıyor. Bizde öyle bir şey yok abi. Yani bu kasalarda yok. Üst modellerde var mı bilmiyorum. Emin değilim oradan. Direkt işte 190 yazıyor geçmişlere. Aynen, 190 yani. 2.0. Tamam. Peki motoru 2.0 olarak orijinalden yetiyor mu? Yani bana yetiyor mu dersen. Sana yetmedi. Sana yetmediğini biliyoruz. Benzin de yetiyordu abi, gazda yetiyor. Şimdi gelelim o malum acıklı mevzuya. Bir sigara yakak mı ya? Şimdi gelelim o dediğin mevzuya. Şimdi ne yaptın? Sen bu arabaya motorunu söktün güzelce. Abi ben bu arabaya M104 3.2 motor aldım. Sonra yakalandım. Şimdi o bunu baştan bir anlat. Taktığımın ikinci günü sanayide gazlıyordum. Evet arkadaşlar, şimdi o mağdur insan 3.2 swapladı arabayla yakalanan gencin yanına geldik. O dramını bir de sizden dinleyelim. Nasıl yakalandınız efendim? Olay nasıl oldu? Bir her şey güzeldi. Ta ki bekçiler gelene kadar. Şimdi motoru swapladı. Motor swaplamadı. Onunla vereceğin detay var mı? Yani şöyle yapsalar daha iyi olur veya direkt çok abi oturur diye. Şöyle beyin tesisatını alırsa iyi bir elektrikçiye yaptırması lazım. İşte ABS okuyucusu, suvusu komple ona giriyor. Motor direkt oturuyor. Hani şey, birçok yeri uyuyor. Lakin işte ayar lazım. Zaten benim bu arabaya ödediğim ceza 15 milyarı geçti yani. Bundan sonra... Mahfuzlar var mı lan işte yani burada? Tamam. Modifiye pişmanlıktır oğlum. Yapmayın. Etmeyin. Gidin bir tane doblo alın. Pazardan pazara, piknikten pikniğe. He? Yes, sen Akın, sen ne diyorsun bu işe? Alacağız mı? Abi şöyle kapatayım. Sade ceza miktarını göstersem yeter. Yani biz bu sevdanın bedelini çok ağır ödedik. Şimdi motoru koydun. Bir güzel de çıkardın. Aynen abi. Bir gün gazladın sanayide. Abi ikinci gün hevesim kursamda kalmadı. İşten çıktım, tekrar sanayiye, elektrikçiye gittim. İşte elektrikçi abi sesini falan yaptı, işte beyine falan bir şeyler bağladı. Dedim çıkalım. Şöyle 1-2 gazladım abi. Araba çıldırıyor. Meğersem benimle beraber bekçiler de çıldırıyormuş. Tam polis sirenini gördüm, dükkana girdim, peşimden geldi abi. Önce dedi ver bakayım ehliyetini, ruhsatı. Araba 4 silindir, bizim çevirdiğimiz 6 silindir. Motoru da işletmemiştik. Fatura olmadığı için. Fatura olmadı. Oradan bir arabayı çekiciyi de çektiler. Yani o sıkıntı değil, çekiciyi de çekmeleri problem değil. Karttan çıkartırken de motoru ayrı çekiciye yükledim. Arabayı ayrı çekiciye. Peki sadece o olaydan, şimdi drift cezası yedin. 5000 lira mı yedin, 6000 lira? 5000 lira yedin. 5000 lira. Motordan da ceza yedin mi? Aynen abi. Ayrıyettin, ondan ne kadar yedin? 2000 küsürdü o abi. Şimdi bir de ehliyetini aldılar galiba o. 90 puanım varmış abi. De geri aldık yani. Bunun sonra dediler ki kardeş bu arabayı git orijinali çevir. Bu araba sana veririz dediler. Bunu neden yaptılar? Eğer bu tarz böyle motor, yani swap proje yapacaksan arkadaşlar, faturalı motor alın ki bunun gibi olmayın.
Böyle olmayın. Patronu motoru. Senin eğer motorun faturası olsaydı sıkıntı olmazdı. Türkiye'de vardı, ben mi almadım abi? O da var değil mi? O yüzden sıkıntı. Geri gittin başka motor aldın. Yani 2000 motor aldın. Geri buna sapladın. Yani eski motor geri takıldı abi. Eski motorunu geri taktık. Şu anda öyle. Yani sıkıntısı yok. Peki şey mi? Tadı zamanında kalmadı mı? Kaldı abi. Bu içinde bu... Yani Gazi'ye çıkıyordum abi. 4. viteste yanlaya yanlaya çıkıyordum. Bu 3'te zor çıkıyordu. Yani ondan sonra tabii bu ya şey yapmadı. Seni kesmemiştir. Kardeşim geçmiş olsun ya, modifiye, buradan modifiye severlere söylemek istediğim bir şey var mı? Ya daha az gençlere. Vallahi gençler, dediği gibi önce faturasız iş yapmayın. Yani ikincisi yapıyorsanız da böyle Apache gibi yapmayın hani. Ya benim Mercedes olduğu için Apache gibi gözüküyor da, yani Şahin'de normal bunlar. Aha, Şahin'de şimdi toplaşacak. Kardeş Şahin'de ne motor koyup da neyini işleteceksin yani, onu işletemezsin, sıkıntı. Abi motor koyanlar var. Tamam Bayram Beç. Hani oğlum video çekiyorduk ya, yalan ettin bizi. Oğlum genci topladın bak, yalan ettin. Şimdi o zaman biraz sürüşüne geçelim mi? Geçelim abi. Biraz da içine geçelim. Bakalım araba nasıl gidiyor. Ona bakalım. Hadi akın. Ramazancığım, bu arabanın camları sonradan otomatik. Aynen abi, sonradan çevirdim. De bu arabaya benim yaptığım en büyük değişiklik süspansiyon sistemi oldu abi. Hani süspansiyon şimdi araba basık, dip basık. Yani yere 3-3,5 santim falan var karteller arasında. Ama şey işte abi, yani acayip esniyor araba. Bayağı yumuşacık yani. Cadillac gibi esniyor. Elle bastığınız zaman arkadaşlar. Yani karter yere vuruyor. Elle şöyle bastığınız zaman araba bir yaylanıyor. Yani dip basık olmasına rağmen. Ben bunun hiç amortisörle şeyden kesmedim abi. Yayı ne ısıttım, ne kestim, ne presledim. Yani orijinal 10 bakla yayları duruyor üzerinde bu araba. Sağ olsun bir abimiz var. İsim verebiliyor muyuz? Tabii. Murat Yalabaçoğlu, ona da selam olsun izliyorsa buradan. Onu anlattım abi durumu, dedim abi böyle böyle. Ben arabayı bastım, amortisör kulelere vuruyor. Hani istediğim bastıkla elde edemedim bir. İkincisi istediğim gidiş de olmadı. Hani araba kütür kütür gidiyordu. O dedi, kardeşim dedi, ben eğri yaparken dedi bunu düşündüm. Hani amortisörcüye gitmiş bir gün, demiş amortisörün içine başka arabanın amortisörünü koyacağız. Ha dedi, ben de düşündüm dedi. Sağ olsun verdim abi amortisörleri ona. İçine Lada'nın amortisörünü geçirdi. Lada'nın botil amortisörü. Onları geçirdi abi. Amortisör yaklaşık bir 10-12 santim şey yaptı, kısaldı. Düştü. Taktık abi arabanın üzerine. Araba istediğim basıklığa da ulaştı. Hani konforlu olmuş yani. Bayağı konforlu abi. Hani çoğu binen şaşırıyor yani bu araba böyle de. Ama tek sıkıntımız jantlar çamurluklara sürtüyor. Onu da halledeceğiz inşallah. De arabaya kalabalık bindiğin zaman çöküyor arabaya. Aynen abi. Biraz sıkıntı yani, bu araba biraz daha tek bineceğim. İşte bu kadar yumuşak olmasa çökmez de, fazla yumuşak olduğu için öyle. Onun haricinde hani sürmesi bayağı güven verici bir araba abi. Hani 89 model ama hani 2007-2008 model arabadan daha şey. Ya zaten Mercedes'in ölüsü çoğu yeni arabayı gömer ya. Yani abi çoğu arabanın 70-80 ile giremediği viraja ben 100-110 çok rahat giriyorum. Savurmuyor bir de. Hem kilosu da ağır. Mercedes'in o konuda bayağı bir avantajı var. 50 bin liraya 190 almak mı, yoksa marka vermeyeyim. Hani Beçi binen arkadaşlarımız vardır bu arabalara. İşte 2011-2013 model 70, yani 60'a 70'e başka bir araba almak mı sence? Yani açık olayım mı abi? Tabii. Yani şimdi ne kadar da hani Mercedes de olsa eski araba abi. Hani ister istemez metal yorgunluğu oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Alacaklar motor yönünden korkmasınlar. Mesela şu an bu araba, buna hiç motor yapılmadı abi daha. Yani 31 senedir üzerinde. Sadece ben bir kapağına işlem yaptırdım. İşte kapak taşlanması gerekti. Kapak taşlandı. Onun haricinde yataklar olsun, şeyler olsun. Direkt değiştirmiştim de işte. O malum hikaye. Yani abi Mercedes'in motorundan, yüreğinden korkmasınlar. İşte sadece bir kasa ister istemez yaşından dolayı çürüyor abi. Sen ne kadar saklas bak, iyi bakarsan bak. Yani kapalı garajın yoksa araba yağmuru, karı yediği zaman. Aynen abi. Şimdi normalde bu araba kaç binde? Yani bu motor, aldığım motor. Abi bu kendi motoru zaten. He. 326.000'de bu araba. Yani bu arabalar o zaman kilometre pek fazla takılacak bir durum değil. Yok abi, benim arkadaşlarım var mesela gruptan. 700.000, 750.000 kilometreye kadar hiç motor yapılmayan arabalar var. Biliyorum. Gördüklerim bunlar. Ya biz geçen bir tane Passat gördük. Ulan Can abi de selam olsun. Lan arabayı gör. Dersin ki bu araba 200.000'de falan dersin. O kadar temiz bir araba. Ondan sonra ibreye bak bakayım dedi. İbreye baktım, 370.000'de mi 340.000'de mi tam hatırlamıyorum şimdi de. Ondan sonra iyiymiş dedim. Muayene kağıdını bir gösterdi. 9999. Araba 1.370.000'de. 370.000'de tam hatırlamıyorum orayı.
Ama araba tertemiz. Adam diyor ki hiçbir sıkıntı yok diyor. Aynen. Ya demek ki baktıktan sonra kilometre pek fazla sıkıntı ya. Bizim ülkede kilometre sıkıntı. Oğlum lan. Yani marka vermeyeyim de abi şöyle kağıt gibi arabalar var zaten. Arkadaşlar ha. Bilecekler onları. Genelde enişte arabası demeyeyim de. Hani ona yakın arabalar. Yine enişte arabalar iyi. Hani o tarz arabalarda kilometre sıkıntı dizellerde. Mercedes'in dizelinin kilometresinde de sıkıntı yok abi. Yani adamlar yapmış o zamanın teknolojisine göre. Araba gidiyor. Ya şöyle bir mantık olabilir mi ya? Şimdi sen araba üreticisin. Araba üretiyorsun. Diyor ki 200 bine kadar binin. Ondan sonra çöpe atın. Böyle, böyle motor üretmezler arkadaşlar. Motora bindiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yok işte bak. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Planlı eskitme abi. Ya işte bizim ülkemizde araba değerli, lüks. Yani yurt dışında böyle değil. Böyle olduğu zaman işte adam diyor ki düşük kilometre olsun, sıkıntı çıkarmasın. Zaten adam zorbel abi araba almış ya kredi almış. Yani krediyle almış ya işte şeyini satmış almış. O yüzden adam satmayı düşünüyor. O yüzden hani kilometre çok takıyorlar ama biniciyseniz sıkıntı yok. Alın binin. Ya zaten Mercedes de bulamazlar abi hani öyle çok düşük. Yok canım. Yani 30 yaşında araba, şurada 10 senelik arabalar 300-400 binde. Yani bu araba 31 yaşında hala 326 binde. Yani senelik 3000 Bineyim. Kilometre falan yapıyor. Onu düşünmedim. Aldığımda da böyle değildi abi yani çoğu kilometresini ben yaptım. Hiç durmuyoruz abi yani sürekli sağa sola bir yerlere gidiyoruz. Evet sizi gördüm yani. Aldığımda 250 bin küsur kilometredeydi. 4 yılda bir 80 binde ben yapmışım. Hiçbir şey. Aynen abi. Ya binmedikten sonra arabaya bakmanın, modifiye etmenin bir mantığı yok ya. Yok abi bineceğim. Geldiğim 500 metreden belli olmuyorsa yaka o arabayı. Aynen. Motifi eşliği böyle bir şey. Böyle bir ya. Seviyoruz motifi. Valla sevmeyen var abi yani şöyle. Ya sevmeyen... Bir yere çekiyorum abi 10 kişiden 9'u gelip bakıyor arabaya. Şimdi sevmeyebilir tamam mı? Yani bu sonuçta sen bir iş yapıyorsun. Yani bu her işte olabilir. Sadece motifi kültüründe değil. Bir şeyi sevmeyebilirsin. Ama ya, saygı duymak zorundasın yani. Bir şey sevmenin de kötülemenin hiçbir mantığı yok. Ya benim modifiyede tek sevmediğim şey abi egzoz. Sade yani ona ben karşıyım hiç yapmadım da koymadım da arabalarıma. Ya Mercedes egzoz zaten yakışmıyor ama. Yani hiçbir arabaya abi. Vanalı koyanlara saygı duyarım. Sanayide açsın. İstediği kadar açsın. Zaten orada herkes yapıyor bunu. Kim sanayide açıyor Allah için ya. Yani bana Allah için biri desin ki kardeşim. Ben polis korkusu yüzünden değil de sanayide açmak için veya işte kimse normal yerde açmak için egzozu koyuyorsun. Kimse yok yani bizim ülkede maalesef böyle. Zaten bu bilinçsiz olduğumuzdan dolayı bu cezalar bu kadar fazla. Ya, geldiğin sesle değil abi görüntüyle böyle olacak arabanın. Yani ya, asıl dikkat şimdi, çekmek o. Rahatsız etmek ayrı, dikkat çekmek ayrı. Ya tabii şimdi arabadan araba yürüdüş. Yani adam şimdi yürüyen bir araba yapmıştır. O araba egzoz şart. Yoksa yani EGT'si yükselir veya araba patlar bir yerde. Ya o da yapıyor da abi çoğu hani öyle işte ne bileyim çok bağıran egzozlar yapmıyor adamlar. Hani ister istemez çatara patar olan arabalar yapıyor. Ya bilinçli olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Ama yeter ki bilinçli olan. Ya gidip de 70 beygir arabaya da egzoz takmak mantıksız abi. Ya zaten mesela diyor ki adam egzoz takıyor 10 beygir aldım diyor tamam mı? Bak abi ben bunu sıvapladığım zaman egzoz sistemine hiç dokunmadım. O arabanın zaten motor sesi, kendi sesi istediğim şeyi veriyordu bana tadı. Bak bir de şöyle bir mevzu var. Bir arabada arkadan ses çıkarma çok basit. Bunu 50 milyonu da halledebilirsin. İşte 1 milyar da halledebilirsin ama bir arabanın ciğerinde ses çıkarmak zor abi. O zor işte. Asıl mesele ciğerden ses çıkarmak. İşte zaten bunu söyledim yani Exos'un da mesela madem Exos'a girdik. Adam gidiyor işte normal bir Exos takıyor diyor ki 50 milyon düzgörü taktım diyor. Bir de çakma bir varex takıyor. Tamam benim araba 10 beygir artıyor ama hiç alakası yok. O araba önüne girip 100 beygirse emin ol 90 beygire düşüyor. Yanlış egzozdan dolayı. Aynen öyle. Kardeşim geldiğin için çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Senden de abi. Yani bedel ödeyen insanlardan bir tanesi. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Yani hayır. Ya bu işi seviyorsan gülü seven dikenine katlanacak aynen, abi ya. Göt bas sallamanın mantığı yok diyorsun yani. Aynen ödeyeceğiz abi. Ödeyeceğiz. Hani erkeksen ödemeyeceğim. Hayır bir de devlet memuruyuz. Hiç kaçacak yerim yok abi. Doğru şimdi trafik cezan olduğu zaman şey bile araba bile satamıyorsun. Muayene bile yaptıramıyorsun yani. O yüzden devlet baba.
Vice arkadaşlar.